Evcil hayvanları kafessiz almıyoruz yalnız. Merak etme, evcil değilim ben. Vahşi film. Necati gel buraya. Turşu bidonlarını korkuttun. Evet, zürafa adası yolcusu kalmasın. Anlamıyorum. Biz efsanevi zürafa heykellerini görmek için çok uzaktaki bir adaya gitmiyor muyuz? Otobüsle nasıl gideceğiz? Ne yapsaydık kızım, yüzerek mi gitseydik? Akıl var, mantık var. Bir küçücük turşucuk varmış. Köftenin yanında çok güzel gidermiş. Bunlar da mağlık kat turşumuş canım. Aa, teker patlamış. Neler oldu? Otobüsle adaya gideceğim. Böyle oldu. Bu ses ne miydi? Tekere deniz kestanesi batmış. Yolda kaldık. Çekiciyi çağırmayacak mısın? Yok, çekici görevlisiyle konuşmuyoruz biz. Küsüz. Arkadaşım, tekerleği değiştir o zaman. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Yalnız kriko yok. Birinin otobüsü kaldırması lazım. Gönüllü var mı? Aman canım, çekilin. Canan kızım, tut bakayım kolumu. Aa, bir dakika. Heykellere çok yaklaşmışız. Görebiliyorum. Anne, biz önden gidebilir miyiz? Tamam, tamam. Herkes gitsin hadi. Biz otobüsü halledip geliriz. Yaşasın! Heykelleri görmeye! Oley! Remzi, çok heyecanlandım. Elim ayağım tutmuyor. Sen tut ayaklarımdan. El arabası modu aktif. Neler oluyor burada? Şu adama soralım ama direkt sorulmaz. Önce bir muhabbet açalım. Affedersiniz, işim gücüm nasıl gidiyor? Nereden bileyim senin işini gücünü? Benden bu kadar Remzi, sen devam et. Bu kadar kişi ne yapıyorsunuz burada, öğrenebilir miyiz? Efsaneye göre bu kılıcı sadece dünyanın en güçlüsü çekip çıkarabilir. Kılıcı çıkarmayı deniyoruz. Oo, Necati bize eğlence çıktı. Çekilin, o kılıcı ben çıkaracağım. Baba, hani heykelleri görecektik? Hemen şurada zaten. Biz Canan'la gidip bakalım mı baba? Ne olur, ne olur. Tamam, tamam. Yaramazlık yapmayacaksanız gidin hadi. Yaşasın! Ben hazır çıkarılmış kılıç buldum. Bu olmaz mı? Abi, kılıç balığıyım ben. Kılıç balığı varsa kalkan da vardı. Doğru bildin dostum. Aa, şunlara bak. Ama bunlar sadece kafa. Acaba toprağın altında vücutları var mı? Hadi kazıp bakalım. Saçmalama. Kurallara uymamız gerekiyor. Bak, hatta burada bir kural listesi var. Tümülüse çıkmak yasak. Tümülüs de ne? Gel şu tepeye çıkıp bakalım. Belki görürüz tümülüs neredeymiş, neymiş. Ha? Şakir, sanırım tümülüs bu üstüne çıktığımız şeye deniyor. Baksana çatırdıyor. Umarım içine düşmeyiz. Bal yemiş ayı da başka oluyor. Tosun bu, tosun. Organik ayı. Sana da güle güle canım. Çekilin, bir de ben deneyeyim. Başardım. Necati, kılıcı değil, kolumu çekiyorsun. Bırak çabuk. Amanın rengi mora dönmüş. Patlıcan mı oluyorum yoksa? Çekil, ben deneyeceğim. Ah, elim acıdı. Tut bakayım şunu. Fil kılıcı çekti. Yaşasın. Ben çıkardım kılıcı, Necati değil. Oley! Kılıcı ama kılıcı ben gevşettim. İyi de çıkaran benim. Tavukları ben besledim. Ne alakası var? Bilmiyorum, söylemek istedim. Hadi sert sert bakışıp inatlaşalım. Tamam ama iyice dip dibe girelim. İşte oldu. Ah!
Acaba yankımız mı? Yankı! Yankı sesi böyle mi olur şapşal şey? Bu yankı da amma kabaymış. En iyisi ilerlemek. Hadi hadi kış kış. Çok garip. Tarih diplomamın bana verdiği yetkiye dayanarak bu heykellerden birinin eksik olduğunu söyleyebilirim. Sanki ayaklanıp gitmiş. Dürümcümün bana verdiği yetkiye dayanarak da bu dürümün çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Heykelin peşinden mi gitsem, dürümümü mü yesem? Heykel dürüm. En iyisi kaçıp gitmek. Dürülü. Biz dünyanın en güçlü hayvanına hizmet etmek için buradayız. Dileyin bizden ne dilerseniz. He? Nasıl yani? Ne istersek olacak mı şimdi? Milyonlarca şey var. Acaba ne dilerse? Kapık! Uçan bir balina istiyorum. Abi daha yürümeyi yeni öğrendim. 2 dakika bekleyeceksin. Daha fazla köfte. Çok sıcak oldu. Klima istiyorum. Yalnız klimayı daha icat etmedik. Ama mühendisimize hemen yaptırırız. Şu şuraya. Siz de boş durmayın. Klima kumandası icat edin bari. Necati çekil şuradan, sıkıştırma beni. Ben Necati'nin gitmesini istiyorum. Ben de yeni köftelerin gelmesini istiyorum. Zaten 2 en güçlü kişi olamaz. Az sonra bir güç yarışması yapacağız. Kazanana hizmet etmeye devam edeceğiz. Kaybeden köftelere veda eder. Ben buna hazır değilim. Uçan balina göreve hazır. Babamların sesini duydum. Yarışmamız hazır. Sizi meydana alalım. 2 yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Ne yarışması bu? Efsaneye göre kılıcı çıkaran dünyanın en güçlü hayvanı kızgın heykeli adamızdan kovacak ve adamızı kurtaracak. Heykel niye kızgın ki? Neyse, kılıcı kimin çektiğini göremediğimiz için heykelle kazanan karşılaşacak. Şampiyonumuz ya heykeli yenemezse? O zaman hastane masraflarını ödeyip başka şampiyon buluruz. İyi de daha hastaneyi icat etmedik. Of, çok iş var. Sen hastayı icat et, ben de ambulansı. Nani. 3 etaptan oluşan güç yarışması başlasın. İlk etap, en çok meyve toplayan kazanır. Örtmelim. Tavuk meyve sayılır mı? Evet. Hatta orman meyvesiyim. Bırak beni. Böyle güç yarışması mı olur arkadaşım? Aman, çok biliyorsan sen bul bir şey. Tamam. Biz onu havaya kaldıran kazansın. Anlaştık. Amma ağır ve tüylüymüş bu su bidonu. Bidon değil Necati, bizon. İlk puan Remzi'nin. Oley! Arkadaşım, kalk desen kalkardım zaten. Bu adada nezaket bitmiş. Tüylü ve tripli, bizon demesi de çok keyifli. Bizon! İkinci yarışma, taştan küpü bitiş çizgisine ilk götüren kazanır. Hazır, başla. Yok, böyle olmayacak. Biraz yaratıcılık katalım. Muhteşem oldu ama işe yaramaz. Hop, hile var. Kafanı kullan Necati, kafanı. Deliyorum. Ve kazanan Necati. Ne? Necati? Arkadaşım, taşın yarısını yolda bıraktın. Ne yapayım ben taştan küreyi? Evine alıp besleyebilirsin. Havlamaz, ortalığı kirletmez. Durum 1-1. Final turu öncesi dinlenin biraz. Açma, germe. Toplama, çıkarma, kızartma, buğulama. Final turunu ben kazanacağım. Sonra gelsin pastalar, çörekler. Remzi, klima benimle konuşuyor. Ne diyor? Öf püf diyor. Oy, yavru klima bu sanırım. Daha konuşmasını bilmiyor. Dinlesene. Şakir'in sesi bu. Eyvah, Şakir klimaya dönüşmüş. Güvendeysen soğuk, tehlikedeysen sıcak üfle.
Bizi iyi dinleyin. Her şeyi duyduk. Başınız dertte. Ne? Kazananı ne yapacaklar? Korkunç heykelle mi dövüştürecekler? Dürüm ciddi mi? Ben heykelle falan dövüşmek istemiyorum. Yarışmayı ben kaybedeceğim. Hayır, ben kaybedeceğim. Ben, en güçsüz benim. Ne? Remzi'nin kafası patatese mi benziyor? Öyle bir şey demediler bir kere. Tamam tamam, üzülme. Yarışmayı kazanınca yeni bir kafa istersin kendine. Geldik yarışma finaline. Güreş müsabakasını kazanan dünyanın en güçlü hayvanı unvanını elde edecek. Maç başlasın. Remzi! Necati! 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 Aman dur Necati, yapma. Remzi bakışlarıyla beni dövüyor. Oh, uh. Ay Necati nasıl da güçlü. Dokunmadan devirdi. Oh. Bakın şimdi muhteşem vuruş yapacağım. Remzi kalkan gibiymiş. Nasıl da sekip uçtum bakın. Aa, Necati'ye bakın. O kadar güçlü ki yer çekimini yendi. Yok yok, düştüm bile. Kuş, az ittir bakayım beni. Remzi minder dışına uçtu. Kazanan Necati. Oley! Necati! 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 Heykelle savaşında bol şans Necati. Ne kazanması? Hay durun! El üstünde taşınınca gıdıklanıyorum. Dur yapma oy! İçimden bir his, babamlar kurtulamadı diyor. Bir şekilde çıkışı bulup onları kurtarmamız lazım. İyi de nereden bulacağız çıkışı? Çıkış. Teşekkür ederiz Tabela. Rica ederim. İşte adamımızı kurtaracak şampiyon. Dünyanın en güçlü hayvanı. Oley! İşte bu da kavanoz kapağını bile açamayan keşkül Remzi. Anam! Heykel geliyor. Dur! Daha fazla yaklaşma. Elimde çiçek var ve kullanmaktan çekinmem. Necati, çiçeği ne yapacaksın? Mis koku saldırısı! Oh! Mis gibi koktu. Sen minnak fil. Kılıcı sen mi çıkardın? Minna billa kırt ne cati tırt ne çıkartmadır aslan dört. Eyvah! Korkudan dil ayarları lömpenceye geçti. Necati'ye bunu yapamayacağım. Hayır! Necati çıkarmadı. Ben çıkardım kılıcı. Evet evet, o çıkardı. Her şeyin sorumlusu bu sarı bıyık. Tırıs tırıs tırısı. Bu benim tırsma sesim. Hayır, kılıcı ben çıkardım. Hayır, kılıcı dinlem çıkardı. Hayır, ben çıkardım. Ama bir karar verin canım. Son kararınız mı? Sen mi çıkardın? Galiba evet. Kimse yok mu? Oho! Zürafalar neredeymiş? Kaybolmuşlar. Kadriye otobüsle gelmiş. Teker tamiri olmayınca kaldırıp getirdim otobüsü. Ayol ne oluyor burada? Heykel kılıcı çıkaran dünyanın en güçlü hayvanıyla dövüşecek. O da Şakir oluyor. Çekilin bakayım. Ben çıkardım kılıcı. Bir derdin varsa gel benimle çöz. Ne derdi? Ne dövüşmesi? Ben teşekkür edecektim. Ne? Yüzyıllardır ayağıma kıymık batmış şekilde uyuyorum. Çok canım acıyordu. Ah dedem ah! Yüzyıl sırtın açık uyursa böyle taş gibi olursun tabii. Çabuk battaniye ve dede yağ getirin. Ovalayayım azıcık. Adamıza saldırmayacak mısın? Ama efsane. Siz hala efsanelere mi inanıyorsunuz? Oldu olacak uçan balinalara da inanın. Şşt! Şimdi sırası değil. Demek beni bu dertten kurtaran sensin Kadriye Hanım. Al, bu da sana teşekkürüm. Kesin bir kese altın. Bir kese köfte. Bir kese ada meyvesi. Güle güle kullan. Meyve değilim ben. Değilim.